Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yeni bir oyun inceleme videosuyla karşınızdayım. Aslında oyun incelemesi diye bir deleciyi inceleyeceğim burada. Dismantle oyununu zaten biliyorsunuzdur. Belki bazılarınızda vardır, belki oynamış olanlarınız da vardır. Bunun iki tane genişleme paketi var ama bir de üçüncü bir Pets and Dungeons diye bir genişleme paketi koyulmuş ve bununla beraber yanımıza bir dost alabiliyoruz, bir hayvan alabiliyoruz yanımızda. Onlar beraber savaşabiliyoruz ya da bazı şeylerde bize yardımcı olabiliyor. Daha önce Doomsday delecesini de tanıtmıştım. Onunla da ilgili bir videoyu kanal da bulabilirsiniz dostlar. Şimdi daha önce de oyunda olan dikkatimi çeken ama hiçbir işe yaramayan köpek kulübeleri vardı. Bunları dereceyi aldıktan sonra tıklayarak buradan bir görev kabul edebiliyorsunuz dostlar. Şimdi bu görevi de kabul edeceğim ben ve bu videoda bu görevin üzerinden gideceğiz. Köpek yuvalarını araştırıp bize lazım olan şeyleri bulacağız dostlar. Onun için hani gerek geri kalan çoğu şeyi oyunda göstermeyeceğim. Bu kısımları atlayarak da geçebilirim. Genelde dediğim gibi derecenin bize neler getiriyor bunlardan bahsedeceğim. Oyundan bahsetmektense görevin peşinden gideceğiz dostlar. E i̇lk kulübeyi mesela onu da göstereyim. Ben şimdi baştan başladım. Normalde bir oyunum vardı ama Underworld'de kalmışım. Oradan geriye dönmektense size bunları göstermeyi tercih ettim. Bu ilk yuvamız. Köpek yuvasını evimizden hemen çıkar çıkmaz. Şurada evimiz var. Buradan çıkıyoruz. Hemen biraz ilerisinde buldum. Büyük ihtimalle burada bulunuyordur diye tahmin ediyorum. Bakalım buldukça köpek yuvalarını size lokasyonlarını da belirteceğim dostlar. Evet dostlar birinci köpek kulübesinden sonra en yakın lokasyon. ilk güvenli bölgeden çıkmamız gerekiyor. Şimdi bunu da buldum. Bakalım iki şeyde daha bulduktan sonra gizem çözülmüş olacak. Bir tane daha yakınlarda varmış. Onu da gideceğim şimdi birazdan. Hello, köpek kulübesi boş sesler neden geldi o zaman başka köpek kulübesi var mı bakınayım bakalım. Harbiden ses geldi yalnız. Selam human. Şey selam insan. Selam human nereden çıktı? Ee, o zaman şey yapalım. kulübelere gidelim. Çok da gelişemedim genç ama ay vurdu mu? Yok vurmadı. İyi kaçabildim. Oyun unutmamış neyse Ya da bir sonraki köpek kulübesinde görüşürüz artık. Evet ikinci şey pardon. Üçüncü köpek kulübesinde biraz önce göstermiştim zaten haritada. Şurada bir şey var askeri bir üs var hemen çıktıktan sonra ilk şeyden sonra orada buldum bakalım bir tane daha bulmam lazım onu da nerede bulacağız herhalde bu haritanın içinde bulurum diye tahmin ediyorum. Ondan sonra gizemimiz çözülmüş olacak. Derken aa bir şey oldu çok ilginç daha dördüncü şeyi bulmadan beni hemen haritama bakayım bakamıyorum haritama. Aa beni bir yere gönderdi çok ilginç. Çok güzel, yani ilginç ve güzel. Ya yani buradan devam edelim. O böyle yavaş ediyor. niye öyle? Allah Allah, çok ilginç. Bu diye başka bir şey gönderdim bana ama, evet bununla ilgili bir şey var bakalım. Biraz sonuncu köpek kulübesinde bulduğum zaman çözeceğiz demek ki. Evet dostlar, son köpek yuvasında, bayağı bir uzakta buldum. Tabi dolaşmak lazım. Aslında şeyde gösteriyor, haritada gösteriyor da yani zorlanmayısınız diye. Hani buraları aslında dolaşa dolaşa gelişe gelişe gelmek gerekiyor buraya ama ben dediğim gibi ben yani dereceyi göstermek istediğim için hem bizi bir yer ışınlamıştı yine ışınlar mı diyecektim biraz erken bastım. Evet şimdi şu tuhaf cihazı incelesen mi? İnceleyeyim bakalım ne oluyormuş. bununla beraber bizi bir yere kesin gönderiyordur. Bakalım ne yapmamız gerekiyor. Artık asıl DLC şimdi başlıyor. Ya da bize verdiği şeyler. Welcome. Selam olsun insanlara. Buna layık mısın? Görelim bakalım. Yes, dig and fetch. Come back with the treasure. Be a good boy. İyi bir çocuk ol diyor. <laughs> Köpeğe dedikleri. İyi bir çocuk ol bize. Ne neredeymiş o şey? Neymiş? Ama ne? Aa kemik verdi. Keşke depomu boşaltıp buraya gelseymişim. Hayvanların içinde bulunan sert doku. Kemikten bahsediyor. Ha şurada şey varmış. Güzel. Bunu düşünmüşler yani. Benim gibi böyle dolu çantayla gelecek olan birilerini düşünmüşler herhalde. Burada ne var? Hello human. Welcome. Are you worthy? Let's find out. Go to these coordinates on the big island and dig. Yes, dig and fetch. Come back with the treasure. Come back with the treasure. Be a good boy. Such a good boy. Are you worthy? Let's find out. Evet şimdi bir daha konuşunca kıyamet patileri değişti. Kürek icat edip üret demiş ve koordinatlarını git diğeri kas. Koordinat bulacağız. Anladığım kadarıyla. Şurayı mı diyor acaba? Buranın koordinatı değil herhalde. O büyük haritada. Bir koordinatı bana söylüyordur diye tahmin ediyorum. Bir gidelim bakalım. 1377 499. Aynen 499. Benim eski, ah şurası. Eski lokasyonun olduğu yer. ama tabii ben henüz daha o cihazı keşfetmediğim için fast travel yapamıyorum. Neyse orada görüşürüz artık yine. Evet her ne kadar uğraştırsa da buraya gelmekte. Yani normalde ilk başladığımız ana haritadayız yani burada kapalı bir alanda başlıyorsunuz çünkü oyuna oraya geri döndürmüş oluyor. Ya benim gibi zaten böyle sırf bununla uğraşmayacaksınızdır. Şimdi şeyi seçelim. Oo. Evet bir tane portal buldum yine galiba. Oraya ışınlanmak için. Güzel. Umarım daha fazla uğraştırmaz beni. İlk evcil avcı hayvan diyor. Aa, başka bir yere gönderdi. Burada herhalde bir bilmece çözeceğiz. Öyle geldi. İçime öyle doğdu birden. Niyeyse. Evet. Anlaşılan o ki burada bu çözüyoruz. Ama çok da zor değil galiba. Şöyle şunu da şuraya ittireyim. İteceğim. Niye ittiremiyorum? Başka bir şeyim var acaba? Burada da sadece bir tane mi oluyor? Doğru parçayı mı koymam lazım? Sanırım öyle oluyor. Dersini açtım. Doğru parça varmış demek ki. Ha, içinde de olmamasına gerek yok. Tamam. Burayı açtı değil mi? Aynen. Demek ki onu da oraya yerleştireceğim. Çok güzel. İyi, çok zor değilmiş. Geri geldiğinde konuşuruz mu? Ne ola köpeği de mi ben üreteceğim? Küçük enerjik ancak sevgi dolu bir çoban köpeği. Kaçınma ihtimali yüzde artı yüzde üç. Eziciymiş hasarı. E ee, nerede alıyoruz? Nerede üretiyoruz? Merkeze dön bir evcil hayvan üretmek için ocağı mı kullanayım? Ciddi değilsin değil mi? Kamp ateşinden bahsediyor herhalde. Diye tahmin ediyorum ama. Şurada hemen bir kamp ateşimiz vardır. Köpek kulübesinden gelseydi. İyi iş well. so smart. So smart. çıkardın. Kapan çalışıyor. Rahat mısın peki? Karın aç mı? <laughs> Kaşıyayım mı seni dedi ya. <laughs> Kendine evcil hayvan yap. Bir evcil hayvan olsun. Evcil hayvan niye diyorsunuz onu? Kontrol tasması neymiş bu? Elektronin filan yok. Evcil hayvanları takipleştiren, canavarlarla ile diğer düşmanları halinde kimseye saldırmasını sağlayan feromen. Aa. Korgi yapıyormuşum kendime. Evet, köpeğimiz de oldu. Şey yapamıyoruz tabi. Onlar yok. Daha düşük küçük bir köpek bekliyorum. oğlum? So Such a good boy. You deserve Bizi özleyecek zavallı şey filan diyor. <laughs> İnanma sen onlara dostum sen saf değilsin diyor. Ya yani köpek mi bana diyor ben bu köpeği diyorum onu anlamadım. Evet güzel şimdi köpeğimizi de şey yaptık. Bir bakayım bir savaşta deneyelim köpeğimizi. Bir şey yapıyor mu? Onu anlayalım. Yoksa başka ne işe yarayacak değil mi? Bize bir şeyler buluyor mu kazıyor mu onları bilmiyorum gerçi ama. En azından artık yalnız gezmek zorunda değil. Şuralarda bir tane vardı hortlak bir şey. Aha bu ne? Aha bir ölmüş birisi. Ya da ben. Ben de olabilirim o. Evet, büyük ihtimalle ben ölmüşüm. Neyse göreyim böyle. Şu... Ulan demin zombi kaynıyordu buralar arkadaş. Aa iyi saldırıyormuş lan. Aa helal lan sana. Korgi. Ve ona da saldırmıyorlar galiba. Çok güzel. Evet olay bu. İşte budur abi. Bu oyunun eksikliği de buydu biraz bence ama güzel olmuş. Dereceleri olsun diğer şeyler olsun. Çok hoşuma gidiyor zaten oyun. Tavsiye de ederim dostlar. Bir hayvan yani pet derecesi. Pet and Dungeons derecesiyle beraber. Güzel bir halde gelmiş. Tabii ki önümüzde biliyorsunuz fiyat değişimleri. Var. Ondan sonra ne olacak bilmiyorum ama. Değerlendirmek isteyenler bir bakabilirler dostlar. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.